Kaya tuzunda Sağlık Bakanlığı tuz konusunu ele almış ve araştırmış. Ve rapora göre kaya tuzunda atom bombasında kullanılan sağlık açısından çok riskli maddeler var deniyor. Kaya tuzu hakkındaki gerçekler başlıklı bir rapor hazırlamış bakanlık. Ve bileşenlerinde atom bombası yapımında kullanılan ve insan sağlığı için çok riskli görülen plütonyum maddesinin yer aldığı açıklandı. Hangi tuz kullanılmalı diyoruz. Sodyumun insanlar için önemli bir mineral olduğunu belirtilen raporda günlük 184-230 mg tüketmenin gerekli olduğu ifade edildi. Ve tüketimi önemli oranda artan kaya ve Himalaya tuzlarının 84 adet mineral içerdiği ve sağlık açısından önemli olduğu yönündeki değerlendirmelerin doğru olmadığı belirtildi. Tuzun birçok hastalığın önlenmesinde yararlı olduğu görüşü doğrulanmadı deniyor. Kalp rahatsızlığı riskine yol açıyor denmiş bu raporda. Bolca tüketilen kaya tuzu hipertansiyon ve kalp yetersizliği için önemli sağlık sorunlarına yol açacaktır. Sofra tuzu sıklıkla iyotla zenginleştirilerek önemli halk sağlığı sorunu olan iyot yetersizliğinin önlenmesinde büyük önem taşır. Kaya tuzunun astım ve alerji tedavi edebileceği konusunda bilimsel bir veri yoktur diyor Sağlık Bakanlığı'nın elimize yeni geldi haberi. Şimdi ben bu haberi, bu haber, raporu tam okumadım. Onun için pek söyleyeyim, buna hakkında bir fikrim daha yeni. Ben size bunu veririm evet, hocam. Evet, yani şey olarak sonra ben bakanlığın hakiki şeyini okurum. Ondan sonra daha rahat konuşurum. Yalnız kaya tuzu asırlardan beri kullanılmaktadır. Yeni bir şey değil. Böyle bir haberin çıkacağını ben bekliyordum. Çünkü geçen hafta mı, evvelki hafta mı Çankırı'da gittik. Kaya tuzu mağarasında yayınlar falan yapıldı, şeyler gelmişti. Hemen tabii antikaratayla bunu mutlaka çıkaracaklar, bekliyorduk. Şimdi kaya tuzu yeni bir olay değil. O girdiğim mağara Hititler zamanında açılmış. Hititlerden beri kaya tuzu var, şey oluyor. Bütün yer kürede kaya tuzu var. Bu tuz olmaz. Tehlikeli, katiyen tehlikeli değil. İçinde 84 tane mineral var, çok dengeli. Bunu söyleyeyim. Şimdi mağarada, bakın çok enteresan, mutlaka herkes gitsin görsün. Üç şey söyleyeceğim. Mağarada bir eşek fosili var. Bir de olduğu gibi üstünde tüylerle 300 yıllık. Onu mağaranın içinden çıkarmışlar. Orada şey yaparken, kazı yaparken. Her gün tonlarca tuz üretiliyor çünkü. Onu çıkarmışlar olduğu gibi kalmış. Ayağı kırılmış orada çalışırken 300 yıl önce. Herhalde o zaman şey olmuş, sonra öldürmüşler, orada kalmış. Onu Ankara'ya müzeye götürmüşler fosil diye. Bir de tavşan ölüsü olduğu gibi kulaklarıyla ve şeyle orada cam içinde duruyor. Gördük. Mutlaka gidip görün. Ankara'da müzede beklerken çürümeye başlamış. Ha, hemen geri iade etmişler. Tabii ki. Çünkü kaya tuzunun havası çok önemlidir. Polonya'da, diğer ülkelerde, Azerbaycan'da, Orta Asya'da kaya tuzu mağaralarında astım hastaları tedavi ediliyor. Yatakhaneler var, yataklar var. Ve bence iyi incelesinler, Sağlık Bakanlığı'nın buna destek olması lazım. Nefesi açıyor. Şu şeyi, lambayı gösterir misiniz? Nefesi açıyor. Niçin nefes açıyor? Al eline lütfen astım onu. Tedavi ettiği bildiriliyor. Birçok çalışma var. Ben bunu söylemiyorum. Bakın. Ben de sizin getirdiğiniz tuzu açmaya çalışıyorum ama bu galiba aynısı. Bir olmuş. Çankırı Valiliği'nin bize davetlisiydi. Sağ olsunlar. Çok iyi ağırladılar. Çok bilgilerimiz arttı. Verdiği bir yazıda 20 tane referans var. Yapılan çalışmalar, bilim adamları. Ayrıca bizim hocamız, kaybettik. Ahmet Aydın hocanın 7'den 70'i kitabında kaya tuzunun faydaları referanslar vererek anlatılıyor. Bunu da merak edenler açıp okusunlar. 7'den 70'e peki hocam. Taş devri. Daha bitmedi. Kaya tuzu bugün her yerde kullanılıyor. Bütün dünyada kullanılıyor. Nerede kullanılıyor biliyor musunuz? Nükleer santrallerin dışında, dışarıya ışın salgılanmasın diye kaya tuzu izolasyonu yapılır. Bir daha söylüyorum. Nükleer santrallerin çevresinde, o görüyoruz ya böyle borular, şeyler, bacalar. İçi kaya tuzu doludur.
Çünkü radyasyonu önler. Neden? Kaya tuzu lambası, orada lambayı gösterin. Evinizde yaktığınız zaman yanar. Negatif iyon salgılar. Şimdi şu ortamda, bulunduğumuz şu ortamda bu ışıklar, bu kameralar, bu telefonlar hepsi pozitif iyon salgılar. Baz istasyonları, televizyonlar, bilgisayarlar, telefonlar ve bu sağlığımıza zarar veren budur. Yani emiyor mu kaya tuzu? Kaya tuzu bunları emer, etrafta, odanızda, yatak odanızda evinizin havasını negatif iyon verir. Negatif iyonla çevre dolduğu zaman sağlığımıza kavuşuruz. Şimdi biliyorsunuz klimalar yapıldı negatif iyon veriyor diye. Biliyorsunuz. O negatif iyon verirken o klima çalışıyor iken aynı zamanda pozitif iyon da üretiyor, unutmayın. Ne oluyor bu iyonlardan bize? İşte bu negatif iyon ferahlık verir. Şunu söyleyeyim. Negatif iyonun ferahlık verdiğini biliyorsunuz. Bir yağmurdan sonra, şimşek çaktıktan sonra ferahlarız. Çünkü o şimşek, o yağmur negatif iyon ortalığı da artırmıştır. Akarsunun bitmedi. Ama hocam Sayın Hanım bekliyor. Ben beklesin. Bu çok önemli çünkü. Çünkü bu çok önemli. Yani yapılmamıştır, edilmemiştir dedikleri için halkın anlatıyorum. Akarsuyun kenarında ferahlık hissetmez miyiz? Veya bir şelalenin etrafında. İşte negatif iyon meydana geldiği içindir. Bu lambalar her odanızda bulunsun. Gayet rahat edersiniz. Gece rahat uyursunuz. O kadar. Peki. Bitti. Teşekkür ediyorum hocam. Selen Hanım merhaba, günaydın. Günaydın Zayda.